Evet arkadaşlar, ikinci dersimize başlıyoruz. İlk olarak AppServer yazdığımızda AppServer sitesine gidecektir. Ve linki en üstte zaten. Sitesine geldiğimde download diyorum bu kısımdan. Evet, yine bu kısımdan download butonuna tıkladığımda Download SourceForge adresine yönlendirecek ve 5 saniye içerisinde yüklemeniz başlayacaktır arkadaşlar. Evet, alt kısmı hemen yüklemesi başladı AppServer'ın. Şu anda indiriyor. Arkadaşlar, indirdikten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, AppServer indirdiğinde bu şekilde bir ekranda karşılaşmamız gerekmekte. Hemen tıklayarak klasörde göster diyoruz. Ve AppServer indirdiğimiz bağlantıya çift tıkladığımız ve run dediğimiz zaman artık kurulum başlıyor. Next diyoruz bu kısımda. Kabul ediyoruz lisans sözleşmemizi. Kurulacağı lokasyonu bildiriyor. C sürücüsünün altına. Next dediğimizde kuracağı şeyleri, Apache Server'ı kuracak. MySQL veri tabanı. Yine PHP MyAdmin olarak bir platformunu kuruyor. Next dediğinizde sunucumuz localhost olacak. Burası default bırakıyoruz. Port kısmı arkadaşlar önemli. 80 olarak default'ta geliyor varsayılanda. Fakat sizin bilgisayarlarınızda 80 portunda çakışma olursa nasıl giderileceğini ben size anlatacağım ayrıntılı. Burada next diyoruz. Evet, burası da önemli. MySQL veri tabanımıza bağlanma şifremiz. 1'den 8'e kadar verebilirsiniz şifrenizi. Ve burada install diyoruz. Ve yükleme işlemini başlatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi veri tabanı şifresi kesinlikle farklı bile verseniz 8 haneli bir yere notu almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla işlem yapacağımız için veri tabanında ürünleri ekleteceğiz. Yani bu veri tabanına admin panelle bağlanacağız. PHP kodlarımızda bu şifreyi yazacağımız yerler olacağı için zaten projeye başladığımızda da göreceksiniz. O kadar fazla kullanıyoruz ki. Bu yüzden onu unutmayacağınız bir şifre vermenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı sayılır. Tamamlandığında bu ekranı elde etmeniz gerekiyor. Finish dediğimizde de Apache sunucumuzu ve MySQL veri tabanımızı başlatmış oluyoruz. Finish diyoruz bu kısımda. Port ayarlamalarını yapıyor tabii ki. Ve kuruldu. Peki kurulduğunu nasıl sağlamasını yaparız? Tarayıcınıza gelerek bu kısma localhost diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu ekranı elde etmemiz gerekiyor. Peki hocam, neden bu ekran var da dizinler projelerini göstermiyor? Şunun için. Biz bunu nereye kurduk? C sürücüsünün altında hemen AppServer klasörümüz ve bunun içinde www kök klasörümüzün içinde şu index.php. Arkadaşlar, veri tabanı sunucuları, özür diliyorum, web sunucuları, web uygulama sunucuları kök klasörde index dosyasını çalıştırır ilk olarak. O yüzden bunu görüyoruz. Buna sağ tıklayıp delete dediğiniz an geliyoruz tarayıcımıza, refresh ediyoruz ve gördüğünüz gibi artık klasörlerimizi gösterecek. Biz projelerimizi ekledikçe burada zaten klasör şeklinde göreceğiz. Bu bizim sunucumuz. Biz uygulamalarımızı, yaptığımız e-ticaret sitemizi hep burada görüntüleyeceğiz bu şekilde. Bunun dışında bize ne lazımdı? Bir de editörümüz Sublime Text yazıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Sublime Text yazdığınızda download linkine tıklıyoruz. Ve hangi işletim sistemi kullanıyorsunuz onu seçiyoruz. Ben Windows 64 bit olarak indirebilirim. Tıkladığımızda hemen zaten indirdi. Ve buradan klasörde göster dediğimde Sublime Text Setup dosyasına çift tıklıyorum. Run diyorum.
ve yükleyeceği yer program files altında Sublime Text 3. Next diyorum. Next diyorum. Install diyorum arkadaşlar. Ve editörümü de kurmuş oluyorum. Finish dediğimde. Sublime Text'i de programlarınıza geldiğinizde Sublime Text yazdığınızda karşınıza çıkacak. Ben hemen sağ tıklayıp görev çubuğuna bunu ekliyorum arkadaşlar. Artık Sublime editörümüz de burada. Kurulumlarımız bu kadar arkadaşlar. Nelerimiz var? Bir Apache sunucumuz var. Localhost dediğimizde gördüğünüz gibi sunucumuz gelecek ve phpMyAdmin dediğimizde veri tabanımıza bağlanacağımız arayüz geliyor. Kullanıcı adı root diyorsunuz. Şifrenizde belirlediğiniz 8 haneli şifreyi girip git dediğimizde artık veri tabanında yapacağımız işlemler de burada olacak arkadaşlar. Bunları gösterdikten sonra bir sonraki dersimizde artık ne yapacağız biz? Template'lerimizi indirmek suretiyle projemizin adımlarına, template parçalama adımlarına başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.